Pandemi süresince dünyanın birçok noktasına Türkiye tarafından maskeler gönderilmişti, hatırlayacaksınız, kargo uçaklarıyla birlikte. Ama bir diğer taraftan da geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in, mafya liderinin açıklamalarının ardından da yeni bir konu gündeme geldi. Bu test kitleri ve maskeler Venezuela'ya gönderildi mi? Aslında bu konunun detaylarını o bölgede yaşayan gazeteci Mustafa Özdemir'den alacağız. Mustafa, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar Mehmet Bey. Merak ettiğim bir nokta var. Test kitleri ve maskelerle ilgili. Öncelikle Venezuela'da ne kadar Türk iş adamı yaşıyor ve oradaki nüfus durumumuz nasıl? Onunla bir başlayalım. Son gelişmeleri de senden dinleyelim. Tamam. Bence doğru soru doğru yerden başladı. Çünkü Venezuela'da toplamda yaşayan Türk sayısı yaklaşık 30 ile 40 arasında. Yani çok az sayıda Türk yaşıyor Venezuela'da. Bunların içerisinde de maksimum 5 ya da 6 tane bizim iş adamı tanımına uyabilecek kişi var. Şimdi Binali, bildiğiniz gibi Venezuela'ya maske ve test kiti yardımı Sedat Peker'in iddialarından sonra gündeme gelmişti. Bundan sonra 23 Mayıs'ta Binali Yıldırım oğlunun Venezuela'ya kit ve maske gibi bir takım malzemeler götürdüğünü söylemişti. Aslında burada iki tane şey var bence, iki periyot var, iki dönüm var. Birincisi 23 Mayıs'tan 31 Mayıs'a Cumhuriyet'in gümrük kayıtlarına ulaştıktan sonra Venezuela'ya bu şekilde bir maske ve kit, test kiti götürülmediğini açığa çıkarmasına kadar olan süreç. İkinci süreçte biraz İran'dan sonra Kadir Servi'nin Hürriyet gazetesinde yayınladığı ve daha sonra da İstanbul Milletvekili Serkan Yıldırım'ın, yok Binali Yıldırım bir iki koli yardım paketi, kolisi götürdü sadece demesi, bu şekilde ele almak lazım. Şimdi ben size kısaca anlatayım olayın Venezuela tarafına ben nasıl araştırdım olayı. Şimdi Binali Yıldırım'ın açıklamasından sonra ben olayın Venezuela ayarını araştırmak için buradaki Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtim. Onlardan resmi belge istedim ama burada olağanüstü hal koşulları uygulandığı için size bilgi vermiyorlar. Onun arkasından ciddi bir medya taraması, ulusal, yerel medyalar ve sosyal medya taraması. Orada da bir şey orada da bir bilgiye rastlamadım. Şimdi Venezuela'da bu ABD, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarından dolayı çok yalnız bir ülke, yalnız bırakılmış bir ülke. Onun için bu tür yardımlar basında oldukça yer buluyor ve bunlar da diplomatik bir zafer gibi gösteriliyor. Hatta iç politika malzemesi olarak kullanılıyor. En son olarak da burada işte Türkiye'deki bizim sağlık emekçileri sendikalarına tekabül edecek bir sendikayla ve bir federasyonla, yine Sağlık İşçileri Federasyonu'yla konuştum ve onlara sordum. Dedim ki Aralık ayında siz böyle bir yardım aldınız mı herhangi bir hastanede? Şimdi onlar Venezuela'da, şöyle bir durum var Mehmet Bey. Venezuela'da pandemi sürecinde yaşamını yitiren her 4-5 kişiden birisi sağlık çalışanı. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bu sağlık çalışanlarının yeterli biyogüvenlik malzemesi olmaması, maskesi olmaması vesaire. Onun için bu sağlık çalışanları hemen her hastanede işte kaç tane bizim maskemiz var, kaç tane test kitimiz var, bu konuda ciddi bir hassasiyet var, bunu takip ediyorlar. Bana söyledi, sağlık emekçileriyle konuştuktan sonra bir araştırma yaptı bu sendikalar ve bana dediler ki 1 Haziran'da yok biz Aralık ayında bize Türkiye'den böyle bir yardım gelmedi. Bu ilk ayı. Daha sonra 1 Haziran ve akabinde de işte AKP milletvekili, aynı zamanda Yıldırımların avukatı Serkan Bayram ne dedi? Bir açıklama yaptı ve dedi ki Venezuela'daki iş adamlarına ve ihtiyaç sahibi Türklere, vatandaşlarımıza biz maske dağıttık. Şimdi şunun altı çok bence önemli bir konu, altı çizilmeli. Venezuela'da yaşayan Türk sayısı 30-40 kişi. Bunun da yarısı büyükelçilik çalışanı. Şimdi eğer buraya bir kol içerisinde 50 maske ya da öbür kol içerisinde 50 tane test kiti gelmişse bir şekilde burada yaşayan Türklerin sayısından fazla. Hem maske hem test kiti Türklerin sayısından fazla, bir şekilde bilgileri olması gerekiyor. Hani bu konuda oluşan şüphelerin üzerine
Bu haberin üzerine ben Venezuela'daki iş adamlarını aramaya başladım. Hemen hepsiyle görüştüm. Hatta AKP'ye görece yakın vermişlerse bunlara vermiştir ya da bu iş adamına vermiştir dediğim kişilerle de görüştüm. Ve bunlardan hiç kimse, bunlar arasında iş adamlarından hiçbiri diyor ki biz böyle bir yardım almadık. Daha sonra Venezuela'da yaşayan Türklerle konuştum. Türk vatandaşlarıyla, görece ihtiyacı olan kişilerle. Onlar da diyor ki biz böyle bir tespiti ve maske yardımı almadık. Peki o zaman şöyle bir soru oluştu. Mustafa burada bu tespitleri ve maskeler. Yani onu hiç bilmiyorum. Hatta geldi mi? Belki geldi ama geldiyse bile benim size teyit edebileceğim şey şu. Buradaki Venezuelalılara ulaşmamış. Ben ne yaptım? İşte konuşurken buradaki bir Türk iş adamı var. Deri ihracatıyla uğraşıyor. Dedim hani siz böyle aldınız mı ya da biliyor musunuz çevrenizde duyduğunuz mu böyle bir yardım olmuş mu bir iş adamı hani bu iddialara yönelik. Dedi ki yok. Daha sonra gittim yanına bir röportaj yaptı, bir video yaptı kendisiyle. O da bütün açıklığıyla dedi. Dediği de şu, ismi de Mehmet Oşanlı, deri ihracatçısı, bir iş adamı. Diğerleri kendilerinin isimlerinin açıklanmasını istemiyor zaten. Hani belli kaygılardan, bilinen kaygılardan dolayı isimlerinin saklı tutulmasını istiyor. Ama ben size şeyi teyit edebilirim. Yani buradaki hemen herkesle konuştum. Zaten konuştuğumuz bir topluluk sayısı 20-25 hadi maksimum 30 olsun burada. Yani neredeyse küçük bir aile kadar bir topluluktan bahsediyoruz. Bir aile kadar topluluktan bahsediyoruz ve evet, hiçbiri de yani ne maskenin ne kitin ulaştığını söylüyor. Gibi. Aynen öyle. Sanki şey gibi düşünün. Hepimiz bir binada yaşıyoruz. 5 katlı bir binada. Birileri diyor ki biz buraya test kiti ve maske götürdük. Yardım ettik. Ama yani bu apartmanlarda yaşayanların şeyden haberi yok. Yardımdan haberi yok. Ya da yapıldıysa kime yapıldı? Bir de söylenen şey şu. Deniliyor ki İş adamlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Yani böyle bir dağıtma bir etkinlik içerisinde değil mi? Eğer dağıtılmışsa bence nedir? Bunun fotoğrafları vardır ya da bir şekilde kime dağıttıklarının isimleri vardır. Ama onlara hakkında ciddi bir şüphe söz konusu Mehmet Bey bu burada Venezuela'da. Mustafa Özdemir teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili olarak gelişmeler olursa yeniden senden gelişmeleri alacağız. Tamamdır. Görüşmek üzere. Mustafa Özdemir'den